Herkese merhaba arkadaşlar, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nin taze taze, sıcak sıcak, en son biten villasını tanıtmaya geldim. 4+1 ayrı mutfak. Mükemmel bir villa izleyeceksiniz. Çok lüks bir villa izleyeceksiniz. 500 metrekare arsa içerisinde. Kaliteli bir yapı, akıllı sistem, ayrı mutfaklı, 4+1. 500 metrekare arsa içerisinde. Çok güzel bir villa arkadaşlar. Burası bahçe alanımız, ön bahçe alanımız. Havuz da dolu bu arada. Havuza da bakacağız birazdan. Çok güzel bir bahçe alanı yapılmış. Buraya bir salıncak bırakılmış. Köşeye bir kamelya yapılmış. Yan tarafına da sabit bir barbekü bırakılmış. Burası da araç girişimiz ve yaya girişimiz. İstenirse üstü kapattırılabilir. Duvarların üstleri çimçitle tamamen kapatılmış. 1 metre kadar izole bir ev haline getirilmiş. 35-40 metrekare büyüklüğünde de geniş bir havuzumuz var arkadaşlar. Evin dış cephesinde de antresit renkler hakim. Taş kaplama yapılmış ve otomatik panjurlu. Güzel bir ev izleyeceğiz. Evin içerisi çok güzel. Biraz önce gezdim ben. Henüz 2 gün önce bitti değil mi burası? 2 gün önce ilanlara girilmeye başlandı. Dün de çekim için müsait olduğu söylendi. Çok da güzel bir villa. Küçük spotlar kullanmışlar. Üst tarafta çok geniş bir balkon terasımız var. Artık teras demeyelim de balkon diyelim ona. Gayet geniş. Gerçekten muhteşem duruyor değil mi? Böyle bir daha göster istersen, ardından evin içine bakalım. Ev çok güzel, bahçe çok güzel, kamelya harika, ağaçlandırması, peyzaj çalışması gerçekten çok güzel. Şimdi de evin içine bakalım. Burada bir salıncak var. Benim aslında hayalim bu salıncak, ama böyle evin önüne koyacaksınız. Biraz daha böyle büyük hamak tarzında bir salıncak olacak, ama bu şekilde değil. Uzanabileceğiniz bir salıncakla birlikte harika bir keyif yaşayabilirsiniz. Taş kaplama yapılmış. Damarlı bir taş kullanılmış. Beyaz damarlar var içerisinde bunların. Güzel oluyor. Özellikle spotlarla birlikte harika duruyor. Havuzun da dolu olması şu an bu evi bir adım daha öne çıkarıyor denilebilir. Küçük küçük de böyle saksı tarzında ağaçlar dikilmiş. Palmiyeler harika duruyor arkadaşlar. Dışarısı biraz rüzgarlı. Bu yüzden çok da dışarıda zaman geçirmek istemiyorum. Şimdi girişin üst tarafı bir saçak yapılmış. Harika olmuş. Devamında da arka bahçemiz var. İlk önce arka bahçeye bir bakalım. Ardından evin içerisine gireceğiz. Etrafımızda 500 metrekare arsa içerisinde villalar var. Burası tamamen 500'er metrekare arsa içerisinde oluşuyor. Gördüğünüz gibi geniş bir bahçe alanımız var. Artı 300-320 metrekare arsalar da var burada arkadaşlar. Tabii ki fiyatlar da ona göre değişiyor. Buranın şu anki fiyatı 7 milyon 850 bin TL. Burada küçük bir depomuz var. Onu da atlamayalım, söylemiş olalım. Dışarıda da zaman geçiremiyoruz çünkü çok rüzgarlı bir hava. Sesimin nasıl geldiğini bilmiyorum. Şimdi girişimiz çok şık. Gerçekten harika bir girişimiz var. Kapıyı da kapatalım. Karanlık çıkmıyor değil mi? Tamam, çok güzel. Girdik. Sağ tarafımızda bir vestiyerimiz var. İki kapaklı büyük bir vestiyer. Devamında da raf yerleri yapılmış. Belki kışlık giymeyeceğiniz ayakkabılarınızı yukarıya bırakabilirsiniz. Burada da güzel bir çekmece alanı var ve altta da ayakkabılık kısmı var. Gayet güzel bir alan. Gerçekten şık bir alan. Sol tarafımızda merdiven altı da küçük çakıl taşlarıyla doldurulmuş ve yeşil led de aydınlatılmış. Tabi buraya birkaç tane yapay çiçek de konulabilir. Ya da saksı içerisinde çok güzel bitkiler de konulabilir. Burada mutfağımız, salonumuz, bir odamız, ortak kullanım, banyo lavabomuz var. Biz sırasıyla hepsine bakacağız. Ama öncesinde akıllı sistem, kumanda panelimiz burada. Akıllı bir ev, ama şu an akıllı sistemlerde bazen şunlar karıştırılabiliyor. Ne yapabiliyorsunuz diye sorarsanız arkadaşlar, burada sadece işte eve girişi, çıkışı, alarmı kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü alttan ısıtma olması gerekiyor. Bazı yerlerde onları kontrol edebiliyorsunuz. Bazı akıllı sistemlerde vanayı dahi açıp kapatabiliyorsunuz, ama bazılarında yok. Bu audio akıllı sistemde Didim standartlarında yapabileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü burada doğalgaz tesisatı falan olmadığı için böyle şeylerin bir de servisi yok. Mesela bu arızalandığında İzmir'den gelip yapıyorlar diye biliyorum. Didim'de bunun bir servisi olmadığı için dikkatli kullanılması gereken bir tane elektroniklerden bir tanesi. Kapıya çarptım bu arada ben. Ve burada da mutfağımız var. Mutfak harika. Gerçekten mükemmel bir mutfak yapmışlar. Çok da geniş olmuş. Gördüğünüz gibi ahşap
renkler ve antresit renklerle bütünleştirilmiş bir mutfak arkadaşlar burası. Yerde 60'a 120 seramik kullanılmış. Siyah bir granit tezgah arası da yine aynı granitten devam etmiş. Üst tarafında ahşap, onun üstünde de antresit renk kullanılmış. Karşısında da buzdolabı, mikrodalga fırın yeri ve burada da ayrıca bir raf yapılmış. Eğer siz burası bana yetmez derseniz devamını yaptırabilirsiniz bu mutfağın. Ya da müteahhit firmadan rica ederiz ama dev gibi bir mutfağa sahip olacaksınız burada. Değil mi? Gerçekten çok güzel. Benim burada tek gördüğüm eksik burada da bir dolap olması. Burada da bir kapak olsaydı çok güzel olurdu. Bunu da kesinlikle yaparlar rica etsek. Çünkü ben davlumbazın gözükmesini istemiyorum. Sevmiyorum davlumbazın gözükmesini. Eminim artık siz de sevmiyorsunuz. Ve güzel bir aydınlatmamız var. Akıllı sistem olduğu için burada yangın alarmımız da hali hazırda mevcut olmuş oluyor. Değil mi? Çok güzel olmamış mı? Kapılar laki, kulplar yine siyah. Gayet geniş, hatta çok geniş bir mutfak izledik. Onun yanında dev gibi bir salonumuz var. Dev gibi bir salonumuz var. Salon çok güzel bu arada. Çok hoşuma gitti. Burasını hemen ölçeceğim. Sonrasında da inceleyeceğiz. 35 metrekarelik bir salon arkadaşlar burası. 35 metrekarelik çok güzel bir salon. LED ve spot aydınlatmalarımız mevcut. Orada da harika bir avize bırakılmış. Tam karşıda iki tane sabit pencerenin ortasında sürgülü bir pencere. Burada da yine sürgülü bir pencereyle bahçeyi istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ve benim en sevdiğim bu çıtalar konulmuş. Çok seviyorum. Ortalarında da spotlar bırakılmış. İstenirse bu spotlar iptal edilip buralara biraz daha böyle dekoratif tablolar yerleştirilebilir. Buradaki spotlar da iptal edilebilir. Bunların aralarında da farklı farklı dekoratif ürünler bırakılabilir bence. Çünkü çok spot olmuş. Biraz gözü yorabilir akşamları ya da tamamen üstü kapatıp yanlara açarsınız. Çok daha güzel bir ambiyans oluşabilir. Şimdi burada harika bir televizyon ünitesi yapılmış. Arka fon antresit renklerde, yan tarafında ahşap kullanılmış. Altta da yine antresit ve beyaz renk kullanılmış. Değil mi? Güzel olmuş. Avize de çok şık bu arada. Gerçekten sevdiğim avizelerden bir tanesi. Böyle baktığınızda da insanın içi açılıyor. Nasıl içi açılıyor gösterelim hemen. Bahçeye bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Özellikle havuzda doluyken bahçe çok şık duruyor arkadaşlar, değil mi? Çok güzel durmuyor mu? Mükemmel duruyor. Mesela ben bu bahçe benim olsaydı sabahları kesinlikle o çimde yalın ayak gezerdim. Bir enerjimizi atardık. Negatif enerjimizi bırakırdık. Kapı çok şık olmuş. Çift kapaklı bir kapı. Gayet güzel. Böyle han kapısı gibi giriyorsunuz. Eski filmlerde vardı ya, Cüneyt Arkın içeriye girer, hancı yemek getir der. Öyle bir kapı. Şimdi yan tarafındaki odamız, yani zemin kattaki tek odamız bu. Bunun metrekaresi de salon kadar geniş. Burası 20 metrekare boyutunda geniş bir oda. Yine aynı avize kullanılmış. Yatak başlığı bu şekilde düşünülmüş. Aynı şekilde de yine salondaki dekoratifler yapılmış. İki tane de aplik bırakılmış etrafına. Güzel olmuş. Karşıya televizyon ünitesi, klima tesisatı ve kocaman da bir alan sizin için bırakılmış arkadaşlar. Bence güzel bir oda olmuş alt katta. Genelde alt kattaki odaların tamamı küçük metrekarelerden oluşuyor. Ama burada büyük büyük metrekarelerden oluşan bir oda yapmışlar. Güzel de olmuş. Şekil şemal gerçekten çok güzel. Ve alt kattaki banyo lavabomuz. Şimdi seramik çok farklı. Zemindeki seramik. Duvarda bir kısımda dekoratif bir sıva yapılmış. Bir kısımda da sadece seramik uygulanmış. Nasıl gösterelim? Şimdi burası vitra gömme rezervuarın arkası tamamen dekoratif sıvanın üzerine boya sürülmüş, bırakılmış, çok güzel olmuş. Aslında biz bunu, şimdi eskiler bilir beni. Eskiler bilir, eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Eski köylerde yapılan inşaatlarda kara sıva denilen bir şey vardı arkadaşlar. Kara sıva, sadece sıva vurulur bırakılırdı. Banyolarda özellikle. O kara sıva içerideki buharı emerdi.
bir şekilde onu dışarıya atardı. Eskiden yapılan kara sıvadan bahsediyorum. Şimdi bunun üstüne alçı bindiğinde o alçı dışarıya atamıyor. Bu yüzden şişme yapabiliyor. Böyle dekoratif sıvalar bence çok daha sağlıklı. Şu görüntü bence evin salonunda da olmalı. Bak net söylüyorum, şunu evin salonunda televizyon ünitesinin arkasına koyduğunuzdaki harika bir görüntü elde edersiniz ki spotlarla ledlerle muhteşem olur. Şimdi burada harika bir duşa kabinimiz var ve ben buraya bayıldım. Yine aynı şekilde dekoratif bir sıva yapmışlar. Ledli bir ayna bırakmışlar. Altta ve üstte dolaplarla mükemmel olmuş. Burada da bildiğimiz beyaz seramik uygulanmış. Bak bunun üstüne de iki tane böyle avize şeklinde lamba bırakılmış. Güzel olmuş. Bu giriş de gerçekten muhteşem duruyor. Merdivenler çok geniş. Zaten söylememe gerek yok. Bunu görüyorsunuz. Orta katta 3 adet odamız var. 1 adet de ortak kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi seni böyle alacağım. Harika bir koridorumuz var arkadaşlar. Geniş bir koridor. Ama ben merdiven boşluğunu göstereceğim size. Yine çok güzel bir aşağıdakiyle uyumlu avize seçimi olmuş. Ve harika bir de merdiven boşluğu yapılmış. Çatıya çıkış da buradan bu arada. Ve biz banyo lavabodan devam edelim. Aşağıdakinin aynısı. Boyut da aynı. Kullanılan malzemeler birebir aynı. Biraz daha geniş burası hatta. Gördüğünüz gibi yine dekoratif bir sıva. Karşıya harika bir dolap. Bunların kulpları mı? Yok, kulpsuz bunlar. Böyle basıyorsunuz çıkıyor. Bazen bunlar kullanışlı olabiliyor ama bazen de kullanışsız olabiliyor. Çok çabuk arızalanabiliyor. Bu yüzden dikkat etmek lazım. İlk odamız sol taraf. Dediğim gibi zeminde 60'a 120 seramik kullanılmış. Gerçekten güzel bir ev yapmışlar. Sadeliğin lüksü gösterdiğini bu evde görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın çok aşırı bir renk yok. Çok kötü bir renk yok. Birbirini boğan bir renk yok ama sade lüks. Gerçekten budur. Bence sade lüks. Başka hiçbir şey değil. Tek kullanacağınız renk evde duvar boyası olsun. Kesinlikle. 20 metrekarelik bir oda. 20 metrekarelik dev gibi bir oda. Yatak başlığı yine bu şekilde düşünülmüş. Karşıya dolap, makyaj masası. İsterseniz iki tane çift kişilik yatak yerleştirebilirsiniz. O kadar geniş bir alanımız var. Ve bu kattaki ikinci odamız hemen burada. Diğer odamız da burada arkadaşlar. Şimdi ben bu odaya atlayacağım, bu odaya bakacağım. Sonrasında o odaya bakacağız. Çünkü oradan balkona çıkıp videomuzu orada sonlandıracağız. Şimdi burası da ebeveyn banyolu bir oda. Yine geniş bir oda tabii ki. Burada dar bir oda olması imkansız. 20 metrekarelik çok güzel bir oda arkadaşlar burası. 20 metrekare gerçekten geniş bir metrekare. Yine 60'a 120 mermer görünümlü seramikler kullanılmış. Şık olmuş. Aşağıdaki avizenin aynısı kullanılmış. Keşke burada farklı bir avize kullanılsaydı. Yani en azından farklı bir şey görmüş olurduk. Ama tabii ki değiştirilebilir onlar. Burada da yine buranın ışığını yakacağız. Harika bir banyo lavabo yapılmış. Yine duşakabinin içi farklı seramik. Burada da dekoratif sıvalarımız var. Vitranın gömme rezervuarı. Bak alttaki led ve çakıl taşı detayını da unutmayalım. Diğer odalarda da, diğer banyo lavabolarda da vardı. Harika gözüküyor bunlar. Kesinlikle evinizde bir yerlerde bunları kullanabilirsiniz. Bak buradan baktığında daha da güzel gözüküyor değil mi? Bak buraya gel mesela. Buradan lavaboyu gördüğünde harika bir görüntü var. Oraya da bence, bak şunu gösterelim. Bence buraya böyle bırakmak yerine sade duruyor ya, çok sade duruyor. Böyle dekoratif çimler var, yapay çimler. Onlardan konulursa daha da güzel olur. Ve son odamız geniş bir balkona açılan bir kapıya sahip geniş bir oda. Cümleyi toparladım. 19 metrekarelik çok güzel bir oda arkadaşlar burası. Yine yatak başlığımız öyle ama burada kocaman pencereler bırakılmış. Hem gün ışığından faydalanabiliyorsunuz hem de dışarıyı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde avize yapılmış led ve spot aydınlatmalarımız var. Ve çok geniş bir balkonumuz var. Gerçekten muhteşem. Çok geniş. Kullanışlı. Bence buradaki villalara baktığımızda
en kalitelilerinden bir tanesini gezdik. Hakkını vermişler, işi de kaliteli yapmışlar. Zaten kendileri ailecek inşaat sektöründe olan insanlar arkadaşlar. Bu işin nasıl yapıldığını emin olun hepimizden iyi biliyorlar. Çünkü çekirdekten yetişme insanlar. Kendi çocukları da inşaatlarda çalışıyor. Hatta bu inşaatta kendileri yap denilebilir mi? Bu kadar da sağlam bir inşaat oldu. Kendi yaptığı inşaatların sağlamlığını zaten tartışmaya gerek yok. Görerek yapıyorlar, bilerek yapıyorlar. Yani bir taşeron firmaya vermek yerine kendileri inşa ediyor arkadaşlar. Öyle düşünmek gerekiyor. Geniş bir havuz ve geniş bir bahçemiz var. Buradan bir gösterir misin? Biraz daha yaklaş istersen. Harika bir burada detay bırakılmış. Bak kartallar falan var burada. Çok güzel gözüküyor. Ev gerçekten muhteşem gözüküyor. Alınabilecek evlerden bir tanesi. Modern bir ev. Güzel dokunuşlarla da harika bir oturum alanı yapılmış. Metrekare bakımından da çok geniş arkadaşlar. Havuzunu, bahçesini saymıyorum zaten. Alıcısını bekliyor. 7 milyon 850 bin TL değil mi? Doğru fiyat. 7 milyon 850 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. 500 metrekare arsa içerisinde. Yönder Koleji'nin hemen altında. Şimdiki Sınav Koleji'nin eski adıyla Yönder Koleji'nin. İmbat Denizi'ne 2-2,5 kilometre mesafede. Altınkum Denizi'ne 4 kilometre mesafede güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bence bakılacaklar listesine bu evi de kesinlikle ekleyin.